1950'li yıllardan beri dünyada uygulanmakta olan bir yöntemdir. Açık kalp ameliyatlarının uygulanmaya başlanmasından sonra bypass ameliyatları yapılmaya başlanmıştır. Bugün de ülkemizde yaklaşık olarak yılda 100 bine yakın insan bypass ameliyatı olmakta. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de en önemli ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarıdır. Daha sonra kanser gelir. Ülkemizde 5 ila 10 milyon arasında hali hazırda kalp hastası olduğunu biliyoruz. Şimdi kalp damarlarında değişik sebeplerle kalp damarlarında tıkanıklık olabiliyor. En önemli sebep genetik sebeptir. Daha sonra işte sigara, şeker hastalığı, obezite, stres, yüksek kolesterol gibi sebepler önemli sebepler arasında. Tedavi yöntemi olarak 3 türlü tedavi yöntemi vardır. Bir ilaçla tedavidir. İkincisi girişimsel kardiyoloji, yani yine halk arasında stent uygulaması dediğimiz yöntemle, balon stent uygulamasıyla tedavi edilmekte. Diğer üçüncü yöntem de bypass ameliyatıdır. Bypass ameliyatındaki kadar uzun süreli çözüm sağlayamadı stentler. Bununla ilgili olarak da yapılan özellikle en büyük çalışmalardan bir tanesi şu anda halen devam etmekte olan dünyada Syntax çalışması vardır. Syntax çalışmasında şu anda 5. yıl sonuçları alındı. Yani çok damar hastalığında stent mi yapalım, bypass mı yapalım anlamında yapılan bir çalışma bu. 5. yıl sonuçlarına göre tekrar girişim gerekmesi, kalpte tekrar tedavi gerektiren bir olay olması bakımından kesinlikle bypass çok daha iyi gözüküyor. Teknoloji, bilgi ve teknik sayesinde bugün standart bypass ameliyatının riski %1'in çok altındadır. Bugün hasta kaybetmiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada biraz önce söylediğim gibi geliştirilen teknikler, teknolojiler sayesinde bu hem iyileşme süresi daha kısaldı, ölüm riski düştü bu ameliyatlarda. Sonuçlar daha iyi hale geldi. Örneğin bir hastalarımızın %50-60'ını hiç kalbi durdurmadan bypass ameliyatı yapıyoruz bugün. Maşallah. 3 damar sorunlu kadarı kritik. 3 damar bypass yaptığımız hasta. Sağ olun. Vücudumda hiçbir yorgunluk, huzursuzluk, mutsuzluk hissetmememe rağmen bir anjiyo çekimine ihtiyaç duyulduğunu söylediler. Ve ben o anjiyo çekimini doktorumun tavsiyesi üzerine gerçekleştirdim. Yapılan çekim sonucunda kalbin %50'sine hitap eden ana koroner dedikleri bölümde ve çatal kısmında tespit edilmiş olan kısmi tıkanıklıklar belirlendi. Belki de bypass'ı en çok reddeden insan tipiydim. Kesinlikle psikolojik yönde benimsemiyordum. 2000'i buraya gelinceye kadar tanımıyordum. Ama geldikten sonra şunu gördüm. Gerçekten hakikaten yani bu ülkede bu kadar modern, bu kadar güzel şeylerin olabildiğinin örneğini burada çok net gördüm. Maşallah. Şimdi Nurettin Bey'e iki damarında ciddi darlık vardı. Biz de iki damarına bypass ameliyatı gerçekleştirdik. Bypass ameliyatı beating heart dediğimiz çalışan kalpte yapıldı. Çalışan kalpte bypass olan hastalar, yani normal ameliyat olmuş gibi, sanki kalp ameliyatı olmamış gibi ameliyat sonrası dönemi oldukça hızlı bir şekilde, iyileşme sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirmekte. Eğer işte geç kalınmış vakalar, ileri yaşta kalp krizi geçirmişse birkaç defa veya mevcut diyabet, tansiyon hastalığına bağlı ek problemleri varsa, sigara içiyorsa, akciğerleri çok etkilenmişse, diğer organları etkilenmişse, durumuna göre ameliyat riski biraz yükselmekte.